Evet sevgili seyirciler, Seçim Kulvarı 2014 programına devam ediyoruz. 30 Mart mahalli idareler seçimleri yaklaşıyor. Gün geçtikçe adayların projeleri de konuşulmaya başlanıyor ve mutlaka projelerin konuşulması, yerel bölgelerin sorunlarının dile getirilmesi gerekiyor. Bizler de TV5 ekranları olarak tüm siyasi partilerin adaylarına açık olduğumuzu tekraren ifade edelim. Seçim Kulvarı 2014.tv5.com.tr internet adresinden, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu bölümümüzde çok değerli bir belediye başkanımız daha var. Saadet Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı adayı Sayın Erol Belen kendisiyle Üsküdar özelini ve çözüm önerilerini, mini görüş belediyeciliğinin mantığını da kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Erol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. 30 Mart Mahalli İdareler Seçimi Üsküdar'dan Saadet Partisi'den belediye başkanı adayısınız. İlk önce Erol Belen kimdir desek ne dersiniz? Evet. Kısaca bahseder misiniz? Öncelikle size teşekkür ediyorum ve TV5 ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum. Erol Belen kimdir? Erol Belen 1977 Ordu Aybastılıyım. İlk ve orta öğretimimi Ankara'da tamamladım. Lise eğitimimi Üsküdar'da bitirdim. 26 yıldır Üsküdar'da oturuyorum. Üniversite eğitimi yurt dışına tamamladım ve İstanbul Fen Edebiyat Fakültesi bölümünden mezun oldum. Gençlik yıllarımdan beri, yani Ankara'da eğitim gördüğüm yıllardan beri Erbakan hocamızın yanındayız. Allah nasip etti, ilçe başkanlığı görevine getirildik. İlçe başkanından sonra bu seçim döneminde de belediye başkan adayı olarak bizleri gördüler. Üsküdar'da yaşıyorsunuz ve dolayısıyla evet, Üsküdar'ın sorunlarını da bizzat yakinen biliyorsunuz. Çözüm önerilerinizi de bu minvalde gerçekleştirdiniz. Evet. Yani projelerinizi oluşturdunuz. Genel olarak Üsküdar'dan bahsetmek gerekirse ne tür sorunları var Üsküdar'ın? Tabii bu sorunlardan bahsederken şu andaki mevcut iktidarın yerel yönetimdeki iktidarı da bu anlamda değerlendirmiş olacağız. Evet. Buyurun. Tabii ki Üsküdar'ımız bildiğiniz gibi bir tarih kenti. Fetihlere seyircilik yapmış, ev sahipliği yapmış bir ilçemiz. Özellikle Üsküdar'ın problemleri noktasında en büyük problem Üsküdar'ımızın imar problemi. Bunun haricinde trafik problemimiz var, güvenlik problemimiz var. Özellikle israf noktasında problemlerimiz var. Gençler ve yaşlılar ve ev hanımlarıyla alakalı hakikaten bu 10 sene içerisinde yapılmamış çok ciddi eksiklikler var. İmarla ilgili mesela ne tür bariz, vatandaşlarla da birebir şu anda siz irtibattasınız. Evet. Nelerden şikayet ediliyor? Şimdi bildiğiniz gibi bizim Üsküdar'ımız İstanbul'un bir incisi. Tarih boyunca da öyle oldu ve sahil şeridi olarak İstanbul'da en uzun sahil şeridine sahip bir ilçe. Bildiğiniz gibi boğaz görünümü problemimiz var. Boğaz görünümü problemimiz tabii ki ta 84 yılından bu yana devam etmektedir. Ancak buradaki imar kısıtlamaları ve orada yaşayan halkımızın da çok geniş olması ve sayı olarak da seçmenimizin ve orada yaşayan vatandaşlarımızın nüfus yoğunluğu bakımından maalesef oradaki yapılaşma da şu ana kadar fazla bir şekilde yapıldığı için oralarda maalesef halen daha çözülememiş, Boğaz yasasından dolayı çözülememiş bir imar problemimiz var. Tabii ki biz burada mahallelere gittiğimiz zaman da aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Biz Saadet Partisi olarak, Milli Görüş Belediyeciliği olarak hiçbir zaman hiç kimseye boş bir vaat vermedik. Bundan önceki belediye başkanımız Yılmaz Bayat Bey de iki seçimde girdiğimiz 2004 ve 2009 seçimlerinde kendisi de öyle bir vaat vermedi. Çünkü biz Milli Görüş Belediyeciliği olarak yapılamayacak hiçbir şeye vaat vermiyoruz. Ama maalesef şu anki hükümetin Üsküdar Belediye Başkanı da dahil olmak üzere iki dönemdir imar problemleri noktasında çözüleceğini, çözeceklerini vaat ettiler. Ama tabii ki bu da bize gösteriyor ki ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, hükümet, hatta kurullar, anıtlar kurulu da dahil olmak üzere her kurulun yönetimi kendilerine ait olmasına rağmen maalesef çözülemiyor. Gerçekten de çok önemli bir sorun. Üsküdar tarihi bir kent dediniz. Üsküdar'la ilgili dikkat edilmesi gereken özellikler var. Ve mutlaka bir şekilde bütün tarihi yapıda dikkate alınarak İstanbul'un kendi özel görünümü var. Bu görünüme de dikkat ederek bazı yeniliklerin veya bu anlamdaki bir hareketin bu minvalde yapılması gerekiyor. Peki hemen sizin projelerinizle birlikte
başlayalım. Bütün projeleriniz biraz önce bahsettiniz. Ayakları yere basan projeler her şeyden evvel bunu belirtiyorsunuz. Nasıl bir dönüşüm? Mutlaka yerel yönetimin yapması gerekenler var. Yapılacaklar var bununla ilgili. Evet. Neler planlıyorsunuz? Projelerinizden biraz bahseder misiniz? Tabii projelerimizden bahsedeyim ama öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Üsküdar bildiğiniz gibi mütedeyyin bir kesim. Mütedeyyin insanların daha yoğunluklu olduğu bir kesim. Ve elit tabakanın da yoğun yaşadığı bir bölgemiz. Ama maalesef biz şu an aldığımız istatistik bilgilerine göre değerlendirdiğimiz zaman Üsküdarlılarımıza yakışmayacak bir sonuç ortada. Özellikle ben bu noktada şunu ifade etmek istiyorum projelerden önce. Aldığımız en son istatistik bilgilere göre Üsküdar'ımız maalesef bu televizyonlarda da görüyoruz yaşlıların telefonla dolandırılması. Maalesef İstanbul genelinde 5. sıradayız. Ortaokul 2 inmiş bağımlılık yapan maddelerin kullanımında 15. sıradayız. Genel asayiş yönünden 18. sıradayız. Bu tabii ki bizim yani Saadet Partisi'nin Milli Görüş Belediyeciliği'nin en temel ve çözülmesi elzem olan problemlerden bir tanesi. Biz onun için diğer projelerimizi de hazırladık. Kültür merkezi olsun ve vesaire. Ama bizim için esas temel projelerimiz tamamen Üsküdarlı'nın sosyal yapısına yönelik, tamamen aile yapısını rehabilite etme, tekrar düzenleme yönünde yeni projelerimiz var. Yani çünkü önemli. Kentte yaşayan insan dolayısıyla güvende olması lazım. Güvenlik en önemli sorun. İşte dolayısıyla insanın yaşamadığı yerde zaten hiçbir projenin geçerliliği yok maalesef. Biz bu tabii ki bildiğiniz gibi biz Milli Görüş Belediyeci olarak yıllardır Üsküdar'da belediye başkanlığı da yaptık. Ve biz bu konuda Üsküdar'ı 4 maddeye böldük. Sosyal belediyecilik alanında projelerimiz var. Eğitim belediyeciliği alanında özellikle birazdan bahsedeceğim. Dünyada ikincisi yapılabilecek inşallah kazanırsak yapacağımız bir projemiz var. Kültürel belediyeciliğimiz var. Ve belediye hizmetlerinin yani bu tamamının kapsandığı 4 bölümden oluşuyor. Tabii ki burada şunu da ifade etmek gerekir. Üsküdar'ımız artık bir üniversiteler şehri oldu. Çok fazla sayıda üniversitemiz var. Ve maalesef yurt problemimiz var. Biz esasında yurt yapalım derken aklımıza daha çok özellikle Üsküdar'da yaşayan öğrencilerin de elzem ihtiyacı olan projeler geliştirdik. Bunların içinde en başlıca örneklerimizden bir tanesi Kültür Vadisi diye bir projemiz var. Kültür Vadisi. Kültür Vadisi, evet şöyle göstereyim. Öyle bir biraz tutalım. Evet. Efendim bu projeden sadece dünyada bir tane var. O da Lozan'da. Bu projemizin özelliği Üsküdar'da yaşayan üniversiteli kardeşlerimize, özellikle üniversiteliler ve artı liseli kardeşlerimize. Siz onu bana verebilirsiniz. Tabii ki. Ben göstereyim. Siz bunu anlatın. Evet. Evet. Üsküdar'da yaşayan üniversiteli kardeşlerimizin maalesef bir yurt problemi var. Herkes mecburen evde kalmak zorunda kalıyor. Ve biz de bu yurt probleminden dolayı yurt yapmak üzere bir proje geliştirdik. Ve bu projenin üzerinden böyle bir projeye ulaştık. Bir araştırdık ki dünyada sadece Lozan'da var. Bunun içeriği bu kütüphanenin içinde bütün sosyal donatıların hepsi olacak. İşte tek çalışma alanları, işte toplu çalışma alanları, konferans salonları, bilgisayar merkezleri, etüt merkezleri, teknoloji merkezleri de olmak üzere kütüphanesi olacak, barınak imkanı olacak. Özellikle bayanlara yönelik yüzme havuzumuz da olacak içinde. Hepsi bir arada gerçekten bir kültür. Evet, kültür vadisi tamamen. Buraya 24 saat açık olacak. Özelliği de bu. Özellikle lisansüstü Üsküdar'da üniversite öğrencimiz çok. Ve gidebilecekleri herhangi bir kütüphanemiz de yok işin açıkçası. Biz özellikle bu projeyi lise ve üniversiteli öğrenciler için geliştirdik. İnşallah kazandığımız zaman da ilk yapacağımız projelerimizden bir tanesi de bu. Evet. Bunun haricinde yurt yapacağız dedik. Üniversite öğrencilerimizin maalesef barınak problemini çözmek için herhangi bir şey yapılmadı şimdiye kadar. Biz yurtla beraber farklı bir proje daha geliştirdik inşallah bu sene. Yaşlılar bürosu diye bir büro kuruyoruz. Yurtla ne bağlantısı var? Hemen şöyle izah edeyim. Biz yurt yaptıktan sonra üniversiteli kardeşlerimize yurtta bedava barınma ve yemek
imkanı sağlayacağız. Ama onlardan da şöyle bir talebimiz olacak. Bizim kuracağımız yaşlılar bürosu, Üsküdar'da yaşayan yaşlıların bütün hizmetlerini kapsayacak. Yani lambası patladı, yaşlıdır bilirsiniz, tamir edemez, yaptıramaz. Belki maddi durumu da olmayabilir. Aynı zamanda yemek ihtiyacı, aynı zamanda sohbet ihtiyacını karşılamak üzere yurtta barındırdığımız arkadaşlardan 3 kişiye bir aileyi zimmetleyeceğiz. Ve o arkadaşlar her hafta o yaşlıları ziyaret edecekler. Hem ihtiyaçlarını görecekler, hem elektrik doğalgaz faturalarını yatıracaklar. Pazar ihtiyacı varsa onu da yerine getirecekler. Ve pazar günleri bir saat sohbet. Gerekirse dışarıya çıkartacaklar veyahut da evin içinde sohbet edecekler. Yurdu yapınca yurda yerleştirdiğimiz arkadaşları da inşallah yaşlı seçmenimize, yaşlı Üsküdarlarımıza bu şekilde hizmet ettireceğiz. Böyle bir etkileşim meydana gelecek. Tabii. Yani hem genç kuşakla, kuşaklar arasındaki çatışma da belki bu anlamda bitecek. Belli bir anlamda giderilmiş olacak. Evet, bitecek. Bunun haricinde evet bazı birkaç yerde var. İnşallah bu bizim İstanbul'u da incisi olacak. Bir seyir kulesi. Seyir terası değil, seyir kulesi. Bu projeyi inşallah nasip olursa Küçükçamlıca'mıza yapacağız. Burada tabii ki restoranlar, kafeler, oturma alanları, dolaşma alanları ayrıca 360 derece dönebileceği için İstanbul'un tamamını 360 derece seyretme imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda nasip olursa inşallah turistlerin de gelmesi açısından, çünkü Üsküdar'ımız biliyorsunuz tarihi bir yer. Gelen turistler sadece Üsküdar merkezde dolaşıyorlar ve maalesef tekrar karşıya, yani Avrupa yakasına geçiyorlar. İnşallah bizim birkaç projemiz daha var. Bunları da hayata geçirdiğimiz zaman turist sadece sahilden gelip cami resimlerini çekip gitmeyecek. Bir Çamlıca'ya çıkacak, bir Çengelköy'e gidecek, bir Harem sahiline gidecek. Onun için bu projeyi de tahmin ediyorum ki şimdiye kadar... Bölgede bir canlı kazandıracak. Tabii bölgede bir canlı kazandıracak ve İstanbul'un da incisi olacak. Bunun haricinde hep bilirsiniz akvaryumlar yaparlar. İnsanlar balıkları seyreder. İnsanlar işte denizin veyahut da akvaryumun içindeki suyu seyreder. Biz inşallah nasip olursa boğazımıza, Çengelköy'ümüze dev bir akvaryum yapacağız. Ama bu akvaryumun özelliği balıklar bu sefer bizi seyredecek. Bu nasıl olacak? O şöyle olacak, hemen göstereyim. Denizin içine bir akvaryum yapacağız. Tamamen canlı. Doğal, boğazdan bahsediyorsunuz. Tabii boğazdan bahsediyoruz, evet. Bir akvaryum yapacağız. İnsanlar akvaryumun içine girecek. Orada da aynı dolaşma alanları, seyretme alanları, restoran, kafeler olacak. İnsanlarımız boğazı hep üstten görüyor. Biz de dedik ki bir de alttan görelim. En azından Çengelköy'ümüzdeki esnaf kardeşlerimize de böylece bir yoğunluk olur ve ticaretleri daha da fazlalaşır, hacim genişler diye. Böyle güzel bir proje yaptık. İlginç bir proje gerçekten. Evet. Yani insanlar biraz balıklardan seyredilsin. Balıklar insanları seyredilsin. Tabii balık bulabilirsek onu da bilmiyorum var mı yok mu. Bilmiyorum siz yaparsınız. Belki balık popülasyonunda da ciddi bir azalma tabii oluyor son yıllarda. Evet. Güzel bir projeye benziyor. Tabii ki. Bir diğer projemiz de özellikle bildiğiniz gibi Üsküdar'da çok fazla böyle kültürel yapıya has bir sergi alanı, işte konferans salonumuz yok. Biz inşallah nasip olursa kazandığımız zaman böyle camdan tam deniz kenarına, iskelemizin yanına Kuşkonmaz Camimiz vardır bizim meşhur. Onunla vapur iskelesinin arasında boş bir alanımız var. İnşallah oraya demir kazıklar üzerine oturmak üzere camdan bir kültür ve sergi sarayı yapacağız. Geniş bir şey yapacağız. O da inşallah Üsküdar'ımıza bir tarihi değer katacak diye düşünüyoruz. Kültür ve sergi merkezi. Tabii, kültür ve sergi her merkezi. Türlü faaliyetlere sergilenebileceği bir merkez olacak. Bunların haricinde bir dünya projemiz var. Çok projemiz var. Özellikle biz Türkiye'de bir ilk olacağını düşündüğümüz yerinde yönetim diye bir proje geliştirdik. Yerinde yönetim. Yerinde yönetim. Bunu ben öncelikle şöyle izah edeyim. Biliyorsunuz belediye her mahalleden bir gelir elde ediyor. Ve maalesef bazı mahallelerimizin yoğunluğu daha fazla, geliri daha fazla, bazı mahallelerimizin daha az. Biz bu yerinde yönetimle inşallah daha önceden de Milli Görüş Belediyeciliği zamanında sergilediğimiz belediyeyi halkla yönetme, halkla birlikte iş yapma gayemizi tekrar ön planda olacağı için mahallelerimize hizmet büroları açacağız. Burada belediyeyi mahalleye götüreceğiz, taşıyacağız. Bu belediyenin içinde 4 tane birim olacak. İmar, zabıta bölümümüz olacak. Çevre temizlik,
Şimdi çok olduğu için ben unuttum. Bir bölümümüz daha olacak. Bu ne işe yarayacak? Mahalleden gelen geliri mahalleliyle beraber mahallelinin ihtiyacına göre bir sıralama yapılacak. Ve o sıralama doğrultusunda mahalleye, mahallenin parası harcanacak. Burada özellikle şu aidiyet duygusunu, yani mahallede yaşayan insanların mahallesine karşı aidiyet duygusunu geliştirmek için böyle bir proje geliştirdik. Tabii biliyorsunuz işsizlik had safhada. Bu projeyle aynı zamanda o mahallede oturan işsizleri de belediyenin bu açılan bürolarında istihdam edeceğiz. Ve o mahalleli yeni bir istihdam alanı da tabii, yeni istihdam alanı oluşacak. Takdir edersiniz ki bütün ilçelerimiz geniş bir alana sahip. Üsküdar'ımız biraz daha farklı. Hem trafik probleminden dolayı hem mahallelerin uzaklığı noktasından bir emlak vergisini bile yatırmak için Üsküdar'a gitmeniz bir gününüze mal oluyor. Yani bu mahallelere kurulan bölümlerle birlikte artık bütün işler, yani vatandaşın belediye ile ilgili olan bütün işlerini oradan mı gerçekleştireceğiz? Evet, oradan gerçekleştireceğiz. Emlak vergisini de oraya yatıracak. Eğer şikayeti varsa belediye ile alakalı onu da oraya yapacak. Mesela çöple ilgili bir sorunu var, tabii, orada. Trafikle ilgili bir sorunu var, zabıta ile ilgili bir sorunu var. Hemen orada. Merkezi aramayacak, hemen orada, tabii. Bölgede. Bir ağ kuracağız ve o ağ üzerinden orada yapılan şikayet aynı zamanda direkt belediye başkanlığının makamında da olacak. Hemen müdahale edilmesi için, yani o kontrol mekanizmasını sağlamak için anında biz de göreceğiz hangi şikayet geldiğini ve direkt müdahale edeceğiz. Tabii burada dediğim gibi önemli olan aidiyet duygusu. Çünkü öyle bir zamana geldik ki insanlarımız artık mahallelerinde yaşayamaz hale geldi. Özellikle hanım kardeşlerimiz akşam hava karardıktan sonra güvenlik açısından sokaklara çıkılamıyor. İnşallah biz geldiğimizde parkların güvenlik problemi var. Yani parklarda güvenliği sağlayacak güvenlik elemanları yok. Ve belli bir vakitten sonra maalesef güvensiz hale geliyor. İnşallah biz geldiğimiz zaman parkların güvenliğini de tekrar sağlayacağız. Özellikle okul çevrelerinde, biliyorsunuz belediyenin bütçesi buna el veriyor. Yani belediye sosyal faaliyetler için para harcayabiliyor. Biz inşallah nasip olursa özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün veyahut da ilçe emniyetinin daha güzel ve daha tedbirli önlemler alabilmesi için onlara ne gerekiyorsa aynı yardımı yapıp inşallah okul etraflarındaki bu bağımlılık maddesi satan gençleri de inşallah Üsküdar'dan uzaklaştıracağız. Aileler çünkü tabii çocuklarını teslim ediyor okula. Evet. Dolayısıyla çok büyük bir güvenlik zafiyeti. Evet. Daha doğrusu vatandaşta böyle bir algı var. Var. Güvenlik endişesinden dolayı bir tedirginlik yaşıyor aile. Bu çok önemli bir sorun. Evet. Gerçi bu genel bir, genel yönetimle ilgili, toplumun gelmiş olduğu genel son durumla ilgili de biraz yakından ilgili ama evet, mutlaka güvenlik önlemlerinin alınması. Alınması gerekiyor. Bunun haricinde çok projemiz var. Özellikle Üsküdar bir kent şehri olduğu için, kent tarihini yansıtması için kent müzesi projemiz var. Bunun haricinde sanat eğitim mekanlarımız var. Bir de ayrıca özellikle bayanların, hanımların, ev hanımlarının takdir edersiniz ki şu an sabahtan akşama kadar televizyonun başına kilitlenip kalıyorlar. Biz inşallah nasip olursa bayanlara yönelik çok proje yaptık. Bunlardan bir tanesi de mahalle sohbet evleri. Özellikle mahallenin tespit edeceğiz 5-6 noktasına sohbet evi açıp hem orada kurslar vereceğiz, eğitim kursları vereceğiz. Artık kim neye yatkınsa, hangi bayan neye yatkınsa onların eğitimini orada alarak en azından televizyondan kopartacağız. Televizyonun başından kendisini kaldıracağız. Ve yaptıkları, orada ürettiklerini de mahallelerinde satmaları için sabit pazarlar yapacağız. Tarihi, organik sabit pazarlar yapacağız. Takdir edersiniz ki her ilçemizde Anadolu'nun her yöresinden insanımız var. Ve özellikle erkeklerimiz çalıştığı için bayanlarımız devamlı evde, sürekli eve hapsolunuyor. Biz organik pazarları açarken şöyle bir niyet geçirdik içimizden. Bayanlarımız en azından köyden gelen organik besinlerini hem aile bütçesine katkıda olmak üzere hem de evde televizyon başına kilitlenmemeleri için her mahallemize ufak bir pazarı yapacağız. Kendilerine teslim edeceğiz. Yani bu bedelsiz olacak. Bedelsiz olacak. Tabii bedelsiz olacak. Burada tabii ki bayanların hem vakitlerini değerlendirmeleri, hem evde veyahut da mahalle sohbet evlerinde yaptıklarını satabilmeleri, aile bütçesine katkıda bulunabilmeleri için
hanımlara yönelik böyle güzel projemiz var. Yani günümüzdeki özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların biraz önce bahsettiğiniz gibi söyledikçe benim de zihnimde canlanıyor. Gerçekten giderek monotonlaşan bir hayatımız var. Ve dolayısıyla bu sosyal hareketliliği hızlandıracak mutlaka projeler lazım. Ortaya koyulması gerekiyor. Bununla ilgili temel kriteriniz yani Milli Görüş Belediyeciliği'nin, Saadet Partisi'nin temel yönetim stratejisi ne olacak? Bütün bu projeler tabii bütün belli ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş ama temel yönetim anlayışınız. Temel yönetim anlayışımız bundan 89, 94, 2004 yılına kadar olan temel stratejimiz aynen şuydu. Halkla beraber halk için halka hizmet etmek. Biz aynı idealimizi, aynı felsefemizi, aynı görüşümüzü halen daha devam ettiriyoruz. Bizim halk meclislerimiz var. Özellikle SEDE projesi var. Yani İstanbul genelinde bütün belediye başkan adaylarımızın da hepsinin kullanacağı. Eski bilinen adıyla halk meclisleri evet, diye biliniyor. Yeni tabirle SEDE projemiz var. Tabii burada önemli olan halkla beraber belediye yönetmek. Şimdi bir kaymakam devletin halkın içindeki temsilcisidir. Ama belediye başkanı halkın devletin içinde temsil ettiği insandır. Biz burada özellikle tepeden inme bir belediye başkanlığı değil, halkla beraber. Biz çünkü Üsküdar'da yaşayanlar da bilir, Üsküdarlarımız da bilir. Yılmaz Bayat Bey 10 senede yaklaşık sadece ve sadece kendi odasında 100 bin insanla çarşamba günü yapılan halk toplantıları, halk meclisleriyle 100 bin kişiyle el sıkıştı. Tabii günümüzde yani haftanın belirli bir günü çarşamba belediye başkanıyla vatandaş direkt görüşebiliyor. Tabii görüşüyor. Direkt görüşebiliyor. Yani kendi problemini kendisi anlatabiliyor. Tabii bunun haricinde şu anki belediye başkanları pek dışarıda halkın içinde çıkamıyorlar. Ama şimdi bir Üsküdarlımız çok iyi biliyor ki Yılmaz Bayat denildiği zaman, Milli Görüş Belediyeci denildiği zaman Yılmaz Bayat sokakta tek başına dolaşabiliyor. Biz de inşallah aynı şeyi yapıp özellikle halka ineceğiz. Halkla beraber halkın kendi sorunlarını dinleyeceğiz. En nihayetinde bu sosyal bir belediyeciliktir. Sosyal hizmetlerin götürüleceği bir kurumdur. Sosyal hizmetlerin götürüleceği hizmet edeceği alan da insanlardır. O ilçede yaşayan insanlardır. İnsanlarla iç içe olmadan hiçbir problemi halledemezsiniz. Bizim de temel felsefelerimizden bir tanesi yine tekrar ediyorum. Halkla birlikte halk için halkla yönetmek. En önemlisi bu. Sacaya yani tabii. Yönetimi sacaya bu olacak. Evet. Arazide sahada çalışıyorsunuz. Genel olarak vatandaşların siyasetçiye, belediye veya bu seçimlere yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki siyasetçilere şu anda genel bir seçim havası verilmekte. Bunu zaten buraya televizyon kanallarına çıkan herkes söylüyor. Ama ben Üsküdar Saadet Partisi olarak ve belediye başkan adaylığından önce 2 sene belediye ilçe başkanlığı yapmış birisi olarak şöyle ifade edeyim. Biz 2011 yılının sonundan itibaren tek tek kapı kapı çalmaya başladık. Seçim yokken kapı çalmaya başladık. Ve halk da bize takdir edersiniz bir teveccüh gösterdi. Hayırdır seçim yok niye geliyorsunuz? Efendim biz Saadet Partisi'yiz geliriz. 2012 yılının sonuna kadar biz yaklaşık 120 bin seçmene ulaştık. Ve halen daha taramalarımız devam ediyor. Ev dolaşarak kapı, çalışmaları daha seçim tabii. Dönemi değilken bile tabii, yapıyorduk. Tabii seçim döneminden önce yapmaya başladık. Tabii ki burada şu an bir genel hava var. Ama biz özellikle gittiğimiz yerlerde bunun bir yerel seçim olduğunu ve insanların karşısına, halkın karşısına çıkanlardan proje talep etmelerini rica ediyoruz. Çünkü Üsküdar'da görüyoruz ki 2009 seçiminde verilen özellikle 2009 yılı seçimlerinin, yerel seçimlerinin çılgın proje diye tabir ettikleri projeleri halen daha yapılmadı. Ve aynı projeleri şu an yeni adayda işte çılgın proje diye açıklayabiliyor. Özellikle söylediğimiz bizim bir cümle var. Üsküdar'ı Üsküdar yapan Yılmaz Bayat'tır. Milli Görüş Belediyeciliği manasında. Ama maalesef görüyoruz ki yine yapılan, ortaya çıkan eserlerin çoğu, %90'ı Yılmaz Bayat Bey'in bıraktığı projelerdir. Onun haricinde Üsküdar'a, yani Yılmaz Bayat'ın açtığı ufkun üstüne sadece kaldırım taşı ve elektrik direklerinden başka hiçbir şey yapılmadı. Ve biz inşallah diyoruz ki, projelerimizi açıklıyoruz. Bizim projelerimizin tamamı halkın yararına olan projeler. Biz de israf olmaz diyoruz. Çünkü günümüzde bütün belediyelerde israf had safhada. Biz de belediye başkanına yönelik reklam parası olmaz.
sizin paranızı emanet, yetim hakkı gibi koruruz. Ve size hizmet ederiz diyoruz. Bugün bununla ilgili bir farklı bir durum mu söz konusu? Böyle bir izlenim mi var? Ya tabii ki şu an Üsküdar Belediyesi'nin 2012 yılı kesin bütçe raporundan anladığımız kadarıyla Üsküdar Belediyesi 2012 yılında sadece 7,5 milyon lira belediye başkan adayını tanıtım için kullanılmış. 7,5 milyon lira. 7,5 milyon lira yani eski parayla 7,5 trilyon. Şimdi o paraların oraya harcanması, reklama harcanması özellikle Üsküdarlı'ya hizmet gitmemesi manasına geliyor. Biz de şu an diyoruz ki yani bu paralar boşuna israf ediliyor. İsraf etmeyelim, bu paraları sizin yararınıza döndürelim ve siz hizmet görün bu paralardan. İnşallah yani bunun daha... Yani bu projelerin finansmanı da tabii sorgulanıyor vatandaşlar. Tabii tarafından. Tabii. Diyorsunuz ki onun finansmanında herhangi bir sorun yok. Şimdi bu anlamda birçok kaynak bulunabilir. Tabii tabii. Projelerimizin zaten çoğunluğu yap-işlet-devret modelidir. Ama burada yap-işlet-devret modelinde halkı soydurmak veyahut da halka fahiş fiyatlarla hizmet ettirmek değil. Onu biz yapacağımız anlaşmayla minimum seviyelere çektireceğiz. Ve insanlarımız minimum bedel üzerinden ücretlerini ödeyecekler. Bu projelerin çoğunda belediyenin kasasından gidecek herhangi bir kuruş yok. Sadece takdir edersiniz mahallelerde yerel olarak yapılacakların ücretleri belediyenin kasasından çıkacak. Bunun haricinde yapacağımız projelerimiz içinde bazı yapacağımız eserler var. Onlardan hatta belediyeye gelir elde edeceğiz. Mesela özellikle biz şu an bir nostaljik tramvay projemiz var. Özellikle harem sahilimiz bizim uzun bir sahilimiz ve atıl bir şekilde duruyor. Biz inşallah nasip olursa harem sahilimize bir nostaljik tramvayla ve çevre yapısını da tarihi bir dokuya uydurarak inşallah hem turistlerin hem de Üsküdarlıların sık uğrayabileceği, sık gelebileceği tarihi bir doku kazandırarak orada bir ziyaret edilebilecek bir alan meydana getireceğiz. Bizim uzun caddelerimiz çok fazla. Özellikle bir Bosna Bulvarımız var. O da maalesef atıl bir şekilde duruyor. Bosna Bulvarımıza da aynı şekilde bir nostaljik tramvayla ve orada açılacak firmalara özellikle destek vereceğiz. Gelin buralara ticarethanelerinizi açın. Mobilya açın, halı mağazası açın diye destek vereceğiz. Bir diğer caddemiz Libadiye Caddemiz var. Oraya da özellikle nostaljik bir tramvay koyacağız. Libadiye Caddemiz Anadolu Yakası tarafında oturanlar bilirler. Özellikle avize üzerine çok sayıda avize dükkanı var. Yine teşvik edeceğiz iş adamlarını, iş yapmak isteyen insanları. Sokaklarımıza bir değer katacağız. Hacmini genişleteceğiz. Özellikle Üsküdar Meydanı ile alakalı projelerimiz var. Şu an Üsküdar'da yaşayanlar maalesef ya Ümraniye'ye alışverişe gidiyor, ya Kadıköy'e alışverişe gidiyor ve hatta karşıya geçiyorlar. Yani böyle iyi isim yapmış, marka yapmış bir mağaza zincirlerimiz veyahut da mağazalar yok. Onun için Üsküdar'da ticaret de yavaş yavaş gitgide azalıyor. Biz de bu açıdan oradaki arkadaşlarımızın da ticaretlerinin, insanlarımızın da başka yerlere gitmektense en azından Üsküdar'ın meydanında, Üsküdar çevresinde alışveriş yapmaları için özellikle Üsküdar meydan bölgesinde bir ticarethane yolu trafiğe kapalı planlıyoruz inşallah. Hareketlenmesi gerekiyor o bölgenin. Son 2 dakikamız kalmış. Evet. Üsküdarlara neler söylemek istersiniz? Çok az bir vakit var seçimlere. Evet, Üsküdarlar bizi biliyor. 10 sene belediye başkanlığı yaptık ve Allah'a şükür olsun kimse bizden şikayetçi olmadı. Biz yıllardır halka hizmeti hak için yaptık. En nihayetinde bu işlerin hepsi Allah rızası için yapılan işlerdir. Kimse Milli Görüş Teşkilatı'nda olup da zengin olan ben görmedim. Özellikle bu noktada ben her yerde ifade ediyorum. Allah razı olsun Yılmaz Başkanımız bize bu noktada önümüzü açtı. Genç bir arkadaş olsun dedi. Biz onun peşinde devam edelim dedi. Kırmadı kendisi de bizi. Üsküdar'da belediye meclis üyesi adayımız olarak bu seçim yarışında bizlerle beraber devam ediyor. Biz inşallah nasip olursa belediyeyi kazandığımız zaman herkesin hakkını koruyacağız. Biz kazanınca Üsküdar'da herkes kazanacak diyoruz. Geçmişimiz temiz, genç bir ekibiz. İnşallah 30 Mart akşamı sandıktan neticeyi aldığımız zaman kesin iddia ederek söylüyoruz. Üsküdar'da hiç kimse kaybetmeyecek. Ya bu çok önemli bir iddia. Evet. Hangi parti olursa olsun, hangi partili, hangi meşrepten olursa olsun
Herkes kazanacak. Herkes kazanacak. Saadet Partisi'nin kazanmasıyla. Evet. Bu anlamda bir sosyal anlamda toplumun her kesimine yönelik projelerinizi de ona göre dizayn etmiştiniz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı 30 Mart çok önemli bir seçim. İstanbul, Üsküdar'da. Üsküdar'da yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Erol Belen, Saadet Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı kendisiyle birlikte Üsküdar'daki sorunları ve çözüm önerilerini, Milli Görüş Belediyeciliğini bu minvalde yönetim stratejilerini konuştuk. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz.